Ülkenin gücü tankıyla ölçülmez, parasıyla da ölçülmez, manevi değerlere sahip evlatlarıyla ölçülür. Tarih bunun ispatıdır. Rahmetullahi Hümeyni Hazretleri bunun en güzel misalidir. En faydalı, en mühim inkılabı yapmıştır. Ama kendisi ilim adamıdır ve alimdir. Burada da maksadım onu kötülemek değil. Burada işte bu umumi cahillik sebebiyledir ki İran ihtilali vaki olduğu zaman Türk matbaatında İslam adına zuhur etmiş bu fakirden başka hiç kimse o ihtilale karşı doğru bir tavır takınmadı. Herkes alkışladı. Bana göre Şia Hristiyanlıktan daha pahalıya mal olmuş İslam tarihinde bir ihanettir. Bunu evvelce konuştuk bir nebze. Şimdi bahsim o değil. Ama sen dini doğru olarak bilmezsen Hümeyni'yi alkışlarsın. Hazreti Osman'a hayatı mutfakla 100 numara arasında geçmiştir diyen bir adamı alkışlarsın. Hazreti Ebu Bekir'i kafir ilan eden bir adamı alkışlarsın. Çünkü Şia nedir bilmezsin. Efendiler, herkes bildiğinin alimi, bilmediğinin cahilidir. Şu söz umumen kabul edilse bu saçmalıklar vaki olmaz. Bilmediğinizi konuşmayın. Hele İslam adına konuşuyorsanız, İslam'a taalluk eden bir meseleyi konuşuyorsanız, katiyen bilmediğiniz bir mevzuya girmeyin. Ben bilmiyorum demek yanlış konuşmaktan 1000 defa daha sizin için hayırlıdır. Çünkü o yanlış sözlerde vebal var. Bilmiyorum demekte bir şey yok. Dünya planda utanırsın ben bunu bilmiyorum demeye. Ama ahiret plandaki utanmaya benzemez yanlış söylemende. Usule gelecek vebal.